Sevgili izleyiciler, her cuma olduğu gibi bu cuma da Sektöre Bakış programında farklı bir konu, farklı bir konuğumla beraberiz. Kendisini dikkatle izlediğimiz, takdir ettiğimiz, örnek aldığımız çok değerli Tayıncıoğlu Holding ve Tayıncıoğlu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tayıncıoğlu. Sevgili kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür, teşekkür ediyorum. Sen de iyisin inşallah. Oldukça iyiyiz. Her yerde bu Tayıncıoğlu'nun inşaatlarını, yatırımlarını görüyoruz. Hayranlıkla izliyoruz. Bunun temel nedeni nedir? Nereden geldiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl devam edecek? Sizinle iş yapmak değil, belgesel yapmak, dizi yapmak lazım ama süremizin el verdiğince sizi ve işinizi tanımak istiyoruz. Estağfurullah. Öncelikle bir gayrimenkul yatırım ortaklığının patronu olarak da aslında sektöre çok iyi bildiğini bilen biri olarak ve eski bir dostun olarak tevazu gösterdiğini söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda eminim ki muhtemelen benden daha bile bilgilisin ama en azından biz de Tayıncıoğlu Gayrimenkul olarak hakikaten sektörde işini doğru yapmaya çalışan kurumsal oyunculardan biriyiz. Burada tabii markalı konut olayı Türkiye'de nispeten yeni. Neden nispeten diyorum? Geçmişte inşaat firmaları vardı. Gayrimenkul geliştiricilerinden ziyade inşaatı yapan konutta yapıyordu, otelde yapıyordu, lojistik tesisi de yapıyordu, ofiste yapıyordu, iş yerleri yapıyordu. Ve dolayısıyla markalaşma ikinci bir arka planda kalıyor idi. Ama özellikle son 20 yılda bunun değiştiğini gördük ve markalı konutlar gitgide sektörde daha büyük pay almaya başladı. Tüketici bilinci arttıkça da insanlar güvenilebileceği yere gitmek istedi. Biz de bu anlamda Tayıncıoğlu Gayrimenkul olarak bizim geçmişimiz aslında hızlı tüketimden gelmekte. Yani benim rahmetli babam 1956 yılında şirketi kurduğu zaman gıda şirketiydi bizim ana işimiz. O dönemde Kent Gıda'yı kurmuştu abileri ve kardeşleriyle birlikte. Ve hem gıda üretimindesiniz hem hızlı tüketimdesiniz. Yani şöyle söyleyeyim size, biz Kent Gıda olarak o dönemde bugün hepimizin alışa gelmiş olduğu Topi Top, Jelibon, Tipi Tip, Minti, Barbie gibi birçok marka üretmiştik. Kent şekerlerini bayramda fenomen haline getirebilme imkanına sahip olmuştuk. Ama bu ne demek? O dönemde herhangi bir makineden ki elinizde yüzlerce makine var, dakikada 1800 adet, 1500 adet şeker, sakız vesaire çıkabiliyor idi. Ve hızlı tüketim bu zaten, tamamen impulse buying dediğimiz, o anda marketten satın alıyorsunuz, canınız çekiyor. Dolayısıyla biz tüketiciyi o an muhakkak memnun kılmak içgüdüsüyle hep hareket ettik. Artı insan sağlığına, gıda olduğu için kesinlikle daha hassasiyeti yüksek. Bu hassasiyet göz önünde bulundurularak müşteri memnuniyeti hep ön planda oluyordu. Çünkü hızlı tüketim bunu gerektiriyordu. 1965 yılında biz gayrimenkul işine giriyoruz. Ana şirketin kurulmasına yaklaşık 9-10 sene sonra ve 1965 yılından itibaren de inşaat ve gayrimenkul bizde her zaman ayrı bir sektör olarak devam ediyor idi. Son dönemde, son 20 yılda ana şirketimiz, ana işimiz haline geldi. Ama hep bu sanayi ve hızlı tüketim mantığıyla gayrimenkulü de baktığımız için aslında bu markalı konutlar arasında nispeten liderliğe oynayacak, sıyrılabilecek imkanı bulabildik. Çünkü amaç hep müşteriyi memnun etmek. Demin söylediğim gibi belki dakikada 1500-1800 bir makineden bir ürün çıkmıyor. 2-3 yılda bir konut yapabiliyorsunuz projesine göre. Ama yine müşteri memnuniyeti odakla gittiğiniz zaman bir şekilde sıyrılabiliyorsunuz. Çünkü inşaatta problem olmamasına imkan yok. Muhakkak ki bir şeyler çıkabiliyor. Önemli olan karakteristik özelliği itibariyle dünyanın her tarafında. Her tarafında bu böyle ama önemli olan siz markanız ile bunun arkasında durmanızdır. Nitekim biz de Tayıncıoğlu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten de sattığımız konutların arkasında durmaya çalışıyoruz. Buna ek olarak da mesela tamamen dikey ve yatay entegrasyona gitmiş vaziyetteyiz. Dikey entegrasyonda kendi müteahhitlik şirketimizle kendi inşaatlarımızı zaten yapmaktayız. Yatayında da bizden mal alan müşterimiz yarın öbür gün kiraya vermek, satmak istese
yine Nida Park Gayrimenkul Danışmanlık adı altında ikinci el hizmeti veren, maalesef çünkü emlakçılık sektöründe çok iyi oyuncular da var, onlara tenzih ederim ama iyi olmayan, regüle olmayan bir pazar olduğu için, nispeten regülasyon yeni geldiği için emlakçıların eline düşmek sıkıntılı olabiliyor idi geçmişte. Biz müşterilerimize o hizmeti de veriyoruz. Ayrı yönetim şirketimiz var. Kendi ofislerimizi, AVM veya konutlarımızı kendimiz yöneterek markamızın arkasında durduğumuzu bütün müşterilerimize gösteriyoruz. Böylelikle de değerimizi koruyabiliyoruz. O yüzden de sektörde lider konumdayız. Sana o kadar çok soru aklıma geliyor ki bu zamanı iyi kullanmak için. Sizin bir konut, bizim istediğimiz iş, aynı zamanda AVM. Evet. Bu üçü bir arada gidiyor. Bunlar da aynı zamanda işlettiğini söylediniz. Bundan sonraki gidişat konut mu, AVM mi, iş mi? Ben sizden konut alan kişilerden bir tanesiyim. Hem aldığımız değerin üzerine çok değer kattı. Aynı zamanda gerçekten o kaliteyi yaşayanlardan bir tanesiyim. Herhalde en çok sizin mal satmanız değil, isteyenlere verememe sorununuz. Bunu da yaşadım ben. Evet. Çok kuyrukta sıramız gelmeden alamadık. Bundan sonra gidişat nereye doğru gidiyor? Bir sürü soru soracağım ama mesela nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız bundan sonra? Tabii. Dediğin gibi bizim aslında konut ağırlıklı olmakla birlikte ofis konusunda özellikle iş yeri anlamında şu anda Türkiye'de bir numarayız diyebilirim. Ya da karma proje mantığı. Karma projelerimiz de çok var. Bizim ofislerimiz Nida Kule markası altında topluyoruz. Yani Nida Kule, Kozyatağ, Nida Kule, Levent, Nida Kule, Ataşehir, Nida Kule, Küçük Yalı gibi birçok veya Nida Kule Göztepe gibi birçok ofislerimiz var. Konutlarımızı Nida Park markası altında topluyoruz. Nida Park, Beşiktaş, Nida Park, Küçük Yalı, Nida Park, Seyrantepe. Seyrantepe gibi. Küçük Yalı çok... şu an en popüler. Evet, orada da gerçekte başarılı gidiyor Allah'a şükür. Alışveriş merkezlerimizi de Palladium markamız altında topluyoruz. Fakat tabii ki konut neden ön plana çıkıyor? Çünkü bireysel olarak insanlar konut alımı önemli bir alım. Sonuçta büyük bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Genellikle evde beraber verilen bir karar. Dolayısıyla böyle önemli bir alımda bireyler haklı olarak araştırmak istiyor. Her yerden sadece ucuz diye mala yönelmek istemiyor. Biz şuna önem gösteriyoruz. Biz aynı zamanda otel inşaatları da yaptık. Geçmişte kendi otellerimiz de vardı. Hatta hatırlarsam bundan yaklaşık 15 sene önce İzmir Efes Oteli satın almıştık. Beraber evet, gezmiştik. O dönemde seni inşaatı da gezdirme şansına sahip olmuştum. Keyifli ve önemli değerli görüşlerini almıştım. Dolayısıyla otellerimiz de oldu geçmişte. Otel inşaatı da yapmaktayız. Kendimiz de yönetiyor idik ama şu anda aslında karma kullanımlı projelere yöneliyoruz. Konut ağırlıklıyız. Devam eden ofis projelerimiz var. Ve konutta şu an hangi projeleriniz var? Şu anda devam eden örneğin Küçük Yalı projemiz oradaki karayolları arazisini emlak konut ihalesinden satın almıştık. Ve emlak konutla birlikte geliştirdiğimiz Nida Park Küçük Yalı'da hem konut hem ofis. Çok büyük bir proje herhalde. Çok büyük bir proje. Orası 650 bin metrekarenin üzerinde inşaat alanı olan karma bir kullanımlı bir proje. Orada aynı zamanda özellikle bu pandemi döneminde artık daha rağbet gören açık alan alışveriş merkezi dediğimiz Palladium Cadde adı altında bir açık pandemiye uygun diyelim bir alışveriş merkezimiz de var. Ofislerimiz var, konutlarımız var. 1500 civarında konut var. 1500. Ki onların demin de senin dediğin gibi her teslimine başladık kısmen, devam da ediyor ama inanın şu an itibariyle bir adet dairemiz kalmış değil. Allah'a şükür ki müşterilerimiz teveccüh gösteriyor ve bizim markamızı tercih ediyor. O yüzden de satışlarımız o anlamda iyi gidiyor. Bu anlamda Küçük Yalı'da ayrı bir yeni bir proje geliştirdik. Hem konutlarımızı tükettiğimiz için hem de pandemide yeni doğan konut artı iş yeri karmasını doğru yapabilecek bir multi ev konsepti geliştirdik. Onlar aynı, da sahanın içinde mi? Aynı sahanın içinde. Ofislerimizin bir kısmını dönüştürdük. Bu tabii home office'ten ötesine geçen bir şey aslında. Çünkü home office konsepti Türkiye'de vardı. Ama biz bunu gerçek anlamda
isteyene %100 konut kullanımı, isteyene %100 ofise çok hızlı, dakikalar içinde değişebilecek bir ürün sunuyoruz. Bu özellikle pandemide evde geçirdiğimiz zamanın artmasıyla ve eve iş getirmemizle birlikte doğan bir ihtiyacı karşılıyor. Bunun dışında devam eden projelerimiz arasında Nida Park İstinye projemiz var. Ben oraya gelmiştim. Almanya Cumhurbaşkanı da gelmişti o evet, gün. Evet, doğru. Bilmiyorum, Almanya Cumhurbaşkanı demek ki bizler gibi kalitenin peşine takılıp sizin ofisinize gelmişti. Ben de o gün tesadüf ya da daveti diyelim. Evet, evet. Almanya Cumhurbaşkanı ile beraber o tesisi gezme şerefine nail olduk. Bu kadar da güzel olunca sadece gözlerimiz kapandı, başka özelliğimiz olmadı. Estağfurullah, estağfurullah. Evet, orası da güzel bir projemiz o ve yine büyük emlak konut projemiz o da yine. Üç fazdan oluşan, toplamda 600 civarı konuttan oluşuyor. Birinci fazın inşaatı bu sene sonunda inşallah bitmiş olacak ki onun da satışlarının %95'i zaten tamamlandı. Demin söylediğim sebeplerden dolayı, yani biz projelerimizin arkasında yıllar geçse dahi her anlamda olduğumuz için herhangi bir projemizde, bu hangi dönem olursa olsun, kriz döneminde dahi olsa inşaatlarımız tamamlanmadan yaklaşık bir sene önce projemizin tamamını satmış oluyoruz. Bu da markamızın gücünü gösteriyor aslında. Nitekim Nida Park İstinye projesinde de aynen böyle oldu. Birinci fazımızın %95'i satıldı. İkinci fazımızı açtık. İkinci fazımızda yaklaşık %55'lerde şu anda satış, yeni nispeten yeni açmış olmamıza rağmen çok iyi gidiyor. İnşallah yakın dönemde Nida Park İstinye'nin üçüncü fazını açacağız. Bunun dışında Kağıthane'de devam eden Nida Park Ayyalız projemiz, yine satışlarını tamamladık. Ne durumda fizik yapısı? O da merak ettiğim için, tabii, biraz arkaya takılmak istediğim için. Tabii ki. O da inşallah önümüzdeki 6 ay içinde bitmiş olacak ve teslimlerimizi gerçekleştireceğiz. 6 ay içinde bitmiş ve teslim olacak. Evet. Konut mu, iş yeri mi? Konut AVM projesi. Daha çok büyük bir proje değil ama yaklaşık 100 konuttan oluşuyor. Altında ticari alanları da var. Onun da satışını tamamladık. Ama inşaatımız devam etmekte. Nida Park Kayaşehir'de yine emlak konut projemizde konut satışlarımızın tamamını bitirdik. Orada AVM ve ofis projemizin inşaatı devam etmekte ama yine satışlarımız tamamlandı. Şu anda yeni satışa çıkacağımız ve yeni başladığımız bir projemiz var. O da Çengelköy'de Boğaz'a nazır. Nida Park Çengelköy adı altında alçak katlı, Boğaz manzarası var. Boğaz manzaralı, yürüyüş alanları olan, sosyal tesisi olan, çocuk oyun parkından tutun, yeşil 300 yılı aşkın ağaçlar var içinde. O dokuyu koruyarak bütün mimariyi ona göre konumlandırmaya çalıştırdık. Kaç konutluk dediniz? Büyük bir proje değil, 207 konut var. Ama yaklaşık 45 bin metrekare satılabilir alanı olan, toplam inşaat alanı 75 bin metrekare olan bir projemiz. Bu da çok yakında şu an ön satışta. Ön satışa çıktınız, lansmanı falan yapmadınız mı? Yeni çıktık, henüz lansmanı yapmadık. Çok yakın zamanda. Lansmanı aslında önümüzdeki hafta içinde yapmayı hedefliyorduk ama tabii şu an pandemiden dolayı hafta sonları sokağa çıkma yasağı daha yeni gevşetildi. Cumartesiler açıldı herhalde. Cumartesi yeni açıldı, geçen cumartesi. O da şu an İstanbul kırmızıya döndü. Artık önümüzdeki hafta ne olacağını bilemiyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz ama ön satışa çıktık. Lansmanımızı da yakında yapıyor olacağız inşallah. Ayrıca bu sene içinde de yeni bir iki proje başlamak istiyoruz. Yani onu duyuracak mısınız, bekliyor musunuz? Henüz değil. İnşallah yetiştirebilirsek yakında birkaç ay sonra duyurusunu yapmak isteriz. Peki, güzel projeler, Çengelköy, Küçükyalı vesaire. Bizleri niye hasret bırakıp da güneyde yapmıyorsunuz? Biraz da Bodrum, Marmaris, bu kadar kaliteli, düzgün. İnsanlar ekonomik değeri yüksek olsa bile sizin projenize takılıyor. Çünkü kalite olduğunu girer girmez anlıyorsun. Ya ben sizin örnek ofisinizi gördüğümde hiç hayatımda ihtiyacım olmasa, alma ihtimalim olmasa bile görür görmez tutuluyorum. Ve zaten peşine de takılıyoruz. Toplum da öyle. Biraz bu mesela güneyde de bir insanları, bu insanlar sizden arıyorsa orada da ihtiyaç var. Niye yapmıyorsunuz mesela? Ya da yaptıysanız da haberimiz niye olmadı? Yok, yeni inşallah projelerimizden biri de güneyde nerede olacak. Mesela? Hatta Bodrum'da bir proje
önümüzdeki dönemde başlamak istiyoruz. Bir yerle de anlaştık ama şu an ön çalışmaları devam etmekte. Yine güneyde bir başka projenin ön çalışması devam etmekte. Aslında şöyle, biz geçmişte Bodrum'da dahil olmak üzere birçok yazlık mekanlara baktık. Fakat arsa fiyatları o kadar fahiş bir hale gelmişti ki, biz sonuç itibariyle evet, özellikle arsayı satın alıyorsanız nispeten daha ucuza verebilme imkanınız olabiliyor. Ama arsa sahipleri arsa satmaktan imtina ederek hasılat paylaşımı veya kat karşılığı vermek istiyorlar. Ki böylelikle değerlerini maksimize etmek istiyorlar, haklılar. Ama o zaman da istenilen oranlar ve üzerine istenilen paralar öyle bir rakamlara geliyor ki, Türkiye müşterimize çok pahalı bir ürün sunmak zorunda kalacak idik. O yüzden de biz de doğru lokasyonu doğru fiyatla vermediğimiz sürece müşterimize böyle bir şeyle gitmek istemedik. O yüzden de zaman aldı açıkçası. Yani inşallah, ama yakın zamanda güneyde de birkaç proje başlıyor olacağız. Yani çok güzel olacak. O sorunları hepimiz, bütün sektör yaşıyor. Bir şekilde elde edilmiş arsa, ister satın almak ister veraset alın, bu kadar yüksek olmamalı. Yani ben de verdim maalesef üzülerek ama arsamıza. Türkiye'nin en büyük sorunlarının bir tanesi arsa geliştirimi yapılmıyor. İmar belli bölgelerde kısıt tutulunca, evet, bu sefer arsa sahipleri de beklentisi artıyor ve sıfırdan gelen değerler inanılmaz bir rakamlara ulaşıyor. Peki pandemi dediniz. Pandemide ben kuyruğa girildiğini biliyorum. Biz de o kuyruğun içinde bir tanesi. Aynı Seyrantepe'de küçük yerde. Pandemi size ne getirdi, ne götürdü? Aslında şimdi sektör geneline bakarsak 2020 yılında hepimiz Mart ayında, işte tam bir sene önce pandemiyle karşılaştık. Hiçbirimiz bilmediği, alışık olmadığımız bir şeyle karşılaştık. Ve hepimiz eve kapanmak zorunda kaldık. Buna rağmen sektör genelinde 2020'de geçen sene 1,5 milyon adet konut satışı oldu. Bu tüm zamanların rekoruydu. İşte pandemi mesela zarar ettirmedi sanki. Öyle görünüyor ama aslında uygulamada öyle değil. Neden? Bu rakamların detayına indiğiniz zaman 1,5 milyon adet konutun sadece %31'i birinci el satış idi. Yani 460 bin civarında bir birinci el satış yapıldı. Geri kalan 1 milyon 30 küsur bin rakamı ise ikinci el satıştı. Bu da ne oldu? Aslında pandemiden dolayı işi zora giren veya ihtiyacı olan kişiler daha önceden yatırım için almış olabilir, kiraya veriyor olabilir. İkinci, üçüncü konutlarını satmaya yeltendi ve gerçek satış orada oldu. 1 milyonun üzerinde geçmişte normal bir zamanda yaklaşık 500 maksimum 600 bin adet olan ikinci el satışları 1 milyonu aştı. Dolayısıyla gerçek satış orada oldu. Halbuki birinci el satışlara baktığınız zaman, yani bizim gibi gayrimenkul geliştiricileri geçen seneyi 460 bin adetle kapattı. 2017'de olmalıydı mesela bu 460 bin. Şöyle söyleyeyim size, 2017'de bu rakam 660 bindi. Yani %50 daha fazlaydı neredeyse. Yani bu yine 600 binler civarında olması gerekiyordu. Buna rağmen stoklar eridi ve gayrimenkul sektörü olarak biz geçen seneyi stok çok iyi geçirdik. Stok var mı Türkiye'de? Atıl stok yüksekliği var mı? Şöyle söyleyeyim, yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü neden? Yine bu aslında geçtiğimiz, yaşadığımız birkaç senenin, demin de söylediğim gibi, gayrimenkul sektörü çok hızlı yön değiştirebilen bir sektör değil. Çünkü bir projenin hazırlığı nereden baksanız en az 1 ila 3 veya büyüklüğüne göre 5 yıl sürebiliyor. İnşaatı nereden baksanız yine büyüklüğüne göre 1 ila 5 yıl, 6 yıl sürebiliyor. Fazlandırmalara göre. Dolayısıyla aslında baktığımız bir zaman çizelgesi sonuç itibariyle 3 ila 10 yıl arasına yayılabiliyor. Bir anda yön değiştiremiyorsunuz. Örnek vereyim size. Neden birinci el satışları düşmüş olmasına rağmen stoklar tükendi diyebiliyoruz? Çünkü 2017'de alınan ruhsatlara bakalım. 2017'de Türkiye'de, TÜİK rakamlarıdır bunlar, 1 milyon 405 bin adet konut üretimi için ruhsat alınmış. Bunlar bir kısmı üretilmiş, bir kısmı üretilmeye devam etmekte. 2019'daki rakamlara bakalım. 1 milyon 405 bin 2 sene önce alınan ruhsat adedi 2019'da 325 bin adede düşmüş. 1 milyon 100 bin civarında bir eksilme var. Aynen öyle. Bu ne demek? Arz aslında, talep artıyor. Ona da geleceğim, talep neden artıyor. Arz kısılıyor. Neden kısılıyor?
Zaten faiz artışı, geçmişte yaşamış olduğumuz ona faiz gelecektim. artışı. Niye dünyada testere ağzıdır inşaatlar? Yükselir, herkes inşaatçı olur. Elde stok batar, testerenin dibine gelir. Bu bir kader midir? Yani inşaatçının kaderi mi? Ya da dünyada da öyle. New York'ta da, Dubai'de de öyle. Evet. Çık, düş, testere arzı 5-8, 5-8. Aynen aklına. Öyle. Çok doğru bir tespit. Maalesef sektör olarak böyle. Çünkü insanlar çok çabuk unutuyor geçmişi. Ama bu düzeltmeler gerekiyor. Çok bir anda bir balon hareketi oluyor. Fiyatta veya arzda düzeltme oluyor. Aşağı iniyor. Aşağı inince talep geldiğinde zaten yeniden çıkıyor. Zaten 325 bin şimdi onun gidişatını 1-400 çoğaldı. Öyle. 300 aynen kimse öyle yapmayacak. Konut bitecek. Herkes birden konutçu olacak. Testlere devam ediyor. Devam ediyor çünkü neden? Mesela işin demin arz kısmından bahsettim. Talep kısmına bakalım. Talep kısmında Türkiye nüfusu ortalama 1.2 civarında artıyor. Gelişmekte olan ülkelerin veya gelişmiş ülkelerin çok üstünde, genel dünya ortalamasında üzerinde bir artış var. Ama sadece nüfus artışı olarak bakmamak lazım olaya. Sosyoekonomik yapıdaki değişiklik ve alışkanlıklardaki değişiklik aslında hane halkının ihtiyacını da artırmakta. Yine basit bir rakamdan bahsedeyim. Bundan sadece 5-6 sene önce Türkiye'deki ortalama hane başına kişi sayısı yaklaşık 3.65 civarındaydı. Bir evde 3.65 kişi yaşıyordu. Bugün baktığınızda bu rakam 3.36'ya düşmüş. Basit bir düşüş gibi görünüyor ama %6,5 bir değişimden bahsediyoruz. Yani biz 5 sene önceki nüfusumuzda hiç artış olmasaydı bile, 5 sene önce yaklaşık 21,5 milyon hane vardı Türkiye'de. Aynı %6'sı 22 milyon 700 bin. Aynen öyle. Yani siz aynı nüfusu korusanız bu değişen bile, korusanız bile değişen alışkanlıklardan dolayı yaklaşık 1,5 milyon adet yeni konut yapmanız tabii lazım. Tabii bu ara evlilikler, bravo, yabancıların, göçmenlerin, bravo, durumu, aynen civar öyle ülkelerindeki boşanmaların artması. Boşanma bile artırıyor. Tabii evliliğin artması, ekonomik refahın artması, gençlerin bunu tabii ki yalnız yaşama duyguları, yalnız üniversitelerin adetinin konu tartışı. Bravo. Bütün bunlar talebi tetikliyor. Arz paralelinde gelmese demin bahsettiğin gibi bu testere etkisini net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden burada arz talep dengesi tabii ki ekonominin temel kuralı, fiyatı da etkiliyor. Ama bizim sektör özelinde fiyatı etkileyen diğer ikinci bir önemli faktör de tabii maliyet artışları. Aynı onu söyleyecektim. Demirin tonu 6.300 lira olmuş, beton 85 lira, işçilik, sosyal haklar, binaların korunması, belediyelerin imar maliyetleri, anlat. İşte GYO sahibi biriyle sohbet ediyor olmanın artısı abi, bu çok detaylı. Sizin %1'inizi yapıyoruz, 99'unuz sizde. Estağfurullah, yok tabii yani aslında yani sizin... Bu arada belediyeler sadece onu istemiyor ki, cam istiyor, okul istiyor, tabii, yol tabii, istiyor, tabii, maliyet, tabii, maliyet. Tabii. Bunlar hep belediye, maliyet artışı olarak. Yani, siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani bu güzelim proje yapıyor, %40-50'sini arsa sahibine verdiniz. Devam maalesef edin. Öyle. Ya yani burada tabii sıkıntılı oluyor. Arsa stoğu olan kurumsal şirketler daha avantajlı oluyor bu anlamda. Biz de mevcut kendi arsa stoklarımızla öncelik veriyoruz bu dönemde ama tabii yetmiyor. Mecbursunuz yeni arsalarla anlaşmaya. Maliyet artışı demin söylediğiniz gibi hakikaten ciddi sıkıntı yarattı. Özellikle son birkaç senede. TÜİK rakamlarına göre geçen sene mesela inşaat maliyet artış endeksi %25.2 civarında oldu. Ama realite? Realite bunun çok üzerinde. Kat kat. Yani şöyle söyleyeyim size. Sadece Ocak ayında, bu seneki Ocak ayında TÜİK rakamı 7.44. Bir ayda 7.44 inşaat maliyet endeksi arttı. Bir aylık. Sadece demir fiyatı %70'in üzerinde son 6 ayda arttı. Beton fiyatı %40'a yaklaştı. Geçen sene enflasyon 2020'de rakamları %14.6 olmasına rağmen bu sene asgari ücrette %21'in üzerinde bir artış oldu. Bu da inşaat sektörünü direkt etkiliyor. Yine TÜİK rakamlarında %25 olan ortalama aslında işçilik oranının %20'lerde artmasıyla birlikte ortalamayı düşürdü ama maliyet artışı %32'lerdeydi TÜİK rakamlarında. Bizim istediğimiz bunun üzerinde.
Tabii şöyle bir avantaj var. Bu maliyet artışlarının hepsi bir anda girmiyor potaya. Çünkü birkaç yıllara sari inşaat yapıyorsunuz. Daha ucuz almış olduğunuz ham madde de var. Daha pahalı almış olduğunuz da var. Paçala baktığınız zaman... O zamanın kaybı size, finansal kaybınızı, paranın maliyeti yok mu? Olmaz mı? Şimdi... Paranın maliyetini hiçbirimiz kendi maaşımızı koymuyoruz. Yani siz de bir yerde çalışsa maaş... 15 sene çalışıp sıfır değer. Evet, maalesef bunların öyle. Bunların bir maliyeti de var. İşte böyle dönemlerde hakikaten özellikle gayrimenkul sektörü çok büyük yaralar alıyor. Faiz arttığı oranda, faize paralel bir şekilde ciddi etkilenen sektörlerden biriyiz. Biz de yaralarımızı alıyoruz ama önemli olan bu yaraları sararak yeni dönemde yeni ve iyi projeler yaratmak. Nitekim biz de şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında inşaatçıların bence çok ilgi görmesi gereken bir sektör. İster konut gibi, ister taahhüt gibi işsizliği azaltıyor. Her sektörden de faydalanıyor. Yani evet. Demirinden, çimentosundan, camından, çevresel etkilerinden, kurumsallıktan vergi üretiyor en azından. Boş tarla yerine emlak vergisi üretiyor belediyelerin. Peki bir de çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, faiz birinin altına inirse konut satışları artıyor. Bir şimdi TL alsanız 22-23, 1.8'leri 1.6'ları. Bu faizin etkisini niye bir kurum azaltmıyor ya da size ne zararı var, bunu nasıl çözeceksiniz? Bu faiz artışları en çok size yansıyor. Evet, evet. Maalesef faiz artışları gayrimenkul sektörünü çok ciddi etkiliyor. Bunun çözümü maalesef bizim elimizde değil. Bu uzun vadede faiz düştüğünde etkisini görebileceğiz. Nitekim geçtiğimiz sene 1,5 milyon adet konut satışı olmasının bir sebebi de Haziran ayında emlak konutunun çıkmış olduğu kampanya ve kamu bankalarının bunu desteklemesi. Faizler, politika faizi o dönemde %8-25'ti. Dolayısıyla korkunç bir satış patlaması yaşadık. Gelin görün ki sene sonunda bu gösterge faizi %17'lere, 17 küsuralara çıkınca anında bıçak keser gibi kesti. Nitekim bu sene Ocak ayında da TÜİK rakamlarına bakıyoruz. Sadece 70 bin adet konut satılmış. Bu son 10 yılın en düşük rakamı. Dolayısıyla sıkıntı devam etmekte. Ama burada tabii şunun da altını çizmem lazım. Sadece faizden dolayı değil bu. Ocak ayında işte yılbaşında hepimiz evimize kapandık. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Akşamları sokağa çıkma yasağı var. Pandemiden dolayı gerçek anlamda bir kapanma oldu. Ev alımı da demin söylediğim gibi önemli bir karar olduğu için genelde eşler beraber karar vermekte. Dolayısıyla çalışan eşler de özellikle hafta sonu gidip görüp gezip karar verilen bir şey. Hafta sonu kapattığınız zaman zaten satış azalıyor. Buna rağmen mesela geçen sene pandemi ilk karantinada Mayıs, Nisan ve Mayıs aylarında aylık yaklaşık 40-50 bin gibi şimdiye kadar görülmemiş düşüklükte rakamlar oldu, satış rakamları. Buna rağmen 70 binle Ocak ayında biz bunun üzerindeyiz diye seviniyoruz. Ama bu böyle devam ederse çok basit bir... Eder mi sizce? Yani yok. 2021'i nasıl görüyorsunuz? Ben böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Örneğin vereyim, biz Tayıncıoğlu Gayrimenkul olarak TÜİK rakamlarının çok daha üzerinde ve hatta bu sene çok daha iyi bir satış yapmaktayız. Demin söylediğim talep birikimi artık devreye giriyor. Faiz artışını büyük firmalar şu şekilde mas edebiliyor. Örneğin bizim bugün herhangi bir projemize gidin, 36 aydan 60 aya kadar değişen sıfır faizli ödeme imkanları. Bunu var. Banka mı, kendi şirket bünyenizde mi? Bankalar maalesef artık gayrimenkul şirketlerinin yüzüne bakmaz oldu. Son birkaç senedir... Büyük taşıyıcı sizsiniz, garanti hem de. Maalesef evet öyleydi ama gayrimenkul sektörünü özellikle son dönemdeki dalgalanmalardan dolayı riskli gördükleri için nispeten gayrimenkul sektörüne olan kredilerini azaltma cihetine gidiyorlar. Dolayısıyla yeni kredi verme, konut kredisi vermek istiyorlar ama konut kredisi bugün bir küsurla kimse almak istemiyor. Bir küsur derken bir kaç mesela? 1.011, 1.6 da var, 1.7 de. Şu anda yıllık yaklaşık %18'lerde, yani yaklaşık işte 1.2-1.3 civarında. Hafta 22-23'lere geliyor neredeyse. Aynen yıllık öyle. Bazda. Aynen öyle ama biz ne yapıyoruz? O zaman işte büyük firmalar bir nevi öz kaynak finansmanına gidiyor. Tabii öz kaynağı kalanlar bunu yapabiliyor. O yüzden de biz tüketiciye banka kullanmadan direkt kendimiz finanse edip aslında bir nevi banka rolünü biz üstlenmiş oluyoruz. Bedava bankerlik yapıyorsunuz. Maalesef. Malı peşin alıyorsunuz. Maalesef. Tek fiyattan alıyorsunuz.
Dolar 9 liraya geliyor, demir artıyor. Dolar 7,5'a iniyor, demir aynı fiyat. Maalesef bunu öyle. Bunu peşin öderken buraya vade yaparak bir şekilde kamu görevi görüyorsunuz. Aslında öyle yani. Dikilecek kurum tabii, var. Sektörün maalesef sıkıntılarından biri bu. Yani şöyle söyleyeyim, bizim tabii yine kurumsal yapıda sürekli iş yapan firmalar, ben mesela 5 sene önce teslim ettiğim dairelerin hala taksitini şu anda alıyorum. Ha, finansal anlamda baktığınız zaman değer yani kayıpları, değer kayıpları korkunç. Faiz almıyorsunuz. Hele faizin bugünkü peşin rakamını peşin koydunuz aldım. Çünkü baş, tabii. Peşin koymasanız bile standart rakam koymuştunuz. Ya aynen bugün öyle. Bugün al 1.000 lira 1.000 lira para toplamaya yani, devam et. Yani tüketici de şöyle bir kavram kargaşası oluyor. Ya siz bana 0 faiz 60 ay veriyorsunuz ama bunu fiyata yedirmişsinizdir diyor. Hayır. Maalesef öyle bir şey yok. Keşke olsa. Şu anda ödediği rakamı görünce olmadığını görürler. Aynen öyle. 1.000 lira 1.500 lira taksit. Aynen öyle. Şimdi yine şeye bakıyorsunuz. Mesela TÜİK rakamlarında konut fiyat artış endeksi geçen sene %30 civarında artmış görünüyor. Maliyet %25 artmış görünüyor. Ama tekrar altını çiziyorum. Sadece Ocak ayında %7 arttı. Bu rakam %30'ları geçti. Yani Ocak-Aralık arası bakmak yetmiyor. 12 ay bazında baktığınız zaman aslında reel bazda fiyatlarda düşüş var. Dolayısıyla bu maliyet artışı, arsa stoğunun azalıyor olması genel anlamda ileriye yönelik olarak konut fiyatlarının reel bazda artacağını net bir şekilde gösteriyor. Onun için ben her katıldığım programda söylüyorum, burada da söyleyeyim. Konut alma ihtiyacı olan, evet, şimdiden bırakma, kaçırmasın. Bulabiliyor muyuz sizde veya sokakta konut bulunabiliyor mu? Ben artık hep yeni yapılanlar satılıyor gibi, stoklar bitti gibi görünüyor. Yani stoklar ciddi anlamda eridi. Bu anlamda yeni projeler başlıyor. İşte net yakın biz de yeni Çengelköy projesine başlıyoruz. Nide Park İstinye'nin yeni fazına başlıyoruz. Yani kurumsal yapıda bunlar bir şekilde, çünkü biz bunun planlamasını birkaç sene öncesinden yaparak zaten bir proje bittiğinde arkasına bir projeyi, yeni bir proje koyacak şekilde almıyoruz. Evet. Peki yabancı satışlarınızı merak ediyorum. Genellikle Avrupa yakasında daha markası düşük, ucuz, Türk pasaportu almak için. Evet. Türkiye genellikle yan ülkelerden, Suriye, İran gibi ülkelerden. Sizin yabancı satışlarınız var mı? Çünkü kalite ve üst seviyede satıyorsun markalı, evet, konut kelimesiyle. Bu yabancı satışlarınız nasıl gidiyor? Bizim Türkiye'ye çok paralel gidiyor. Türkiye'de geçen sene yaklaşık %10 düştü tabii yine pandemiden dolayı. 40 küsur bin, 41, 42 bin civarında bir satış oldu. Yani bu da yaklaşık %3-4 arası bir toplam satış, konut satışının %3-4'üne tekabül ediyor. Biz de genelde Türkiye'ye oranlarına paralel olarak yabancı müşteri adedimiz bu civarda. Yani biz yabancıya odaklanmıyoruz. Bizim ana müşterimiz yerli müşteri. Öyle bir tanıtınız Dubai'de, İran'da, Irak'ta yok, vesaire tanıtınız yok. Gelirse tesadüf. Evet, gelirse. Ya bir takım fuarlara katıldığımız oluyor. En azından sektör olarak gövde gösterisi dahi gerekebiliyor dönem dönem. Bunların gerekliliğini yapıyoruz. Ama yurt dışına özel bir odağımız yok. Dolayısıyla Türkiye satışlarında para. Engeliniz de yok değil mi? Yabancı yok, alma bazı tabii ki, sitelerde tabii vesairede Suriyeli satılmaz, yapılmaz gibi bir yok. Yani böyle bir ayrıcalık zaten yapamayız ama biz çıkıyor. Zaten yani sonuçta yerli gayrimenkul sektörü dinamiklerine yönelik konut üretiyoruz. Dolayısıyla Allah'a şükür ki yerli müşterimiz de bizim projemize demin de dediğim gibi teveccüh gösterip alıyor. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç da geçmişte duymadık. Ama aslında yabancıya gayrimenkul satışı direkt döviz girdisi sağladığı için çok faydalı bir şey. Evet, o cepheden. Evet, dolayısıyla sadece yabancıya odaklanan gayrimenkul geliştiricileri var. Ben bunu çok pozitif görüyorum doğrusu isterseniz. Güzel bir gelir kaynağı. Bunu İspanya en güzelini yapıyor. Aynen öyle. Özal zamanında Sarıyer'den başlanmıştı ama çok büyük tepkiler almıştı. Son yıllarda tam tersi. Çok destekleniyor. Çünkü bunu alıp götürmeyecekler. Aynen. Hiçbir dumansız baca gibi bir ihracat kabul ediliyor benim gözümle. Kesinlikle. Tabii ki gelen ülkeler, belki Almanlar vesaireler, Fransızlar güneylere gidiyor. Daha yani ülkelerde pasaport için buraya geliyor ama ben dışarıya satılmasına tarafım. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü. Aynen öyle ve dediğin gibi yani gayrimenkul bu evi alıp götürüp bir yere satmayacak. Sonuçta burada bırakacak. Yarın öbür gün satsa dahi ama ülkeye böyle bir para girdisi sağlıyor. Dolayısıyla bence çok büyük avantaj. Ama Tayincioğlu genelinde biz dediğim gibi Türkiye paralelinde yaklaşık toplam müşteri adedimizin %3'ü yabancı satışı. Peki bu Tayincioğlu'nun kalitesindeki yeri sadece İstanbul'un Anadolu Avrupa yakası mı? Niye İzmir? Sizin sektörünüzdekiler hızlı bir şekilde İzmir gibi, Ankara gibi yörelere gidiyor.
yine sorumun içerisinde yabancı bir ülke düşünmüyor musunuz? Çünkü yabancı ülkede konutlar çok uzun yıllarda yapılıyor. Bir Londra'da 8-10 senede yapıyor ki Türkler ne kadar acı çekse de aceleciler, hızlılar, kaliteyi de çok ben görüyorum testleri sizin ve sizin gibi olan belli markaların. Türkiye dışında ve Ankara, İzmir'i de anlatır mısınız? Niye İzmir'de tabii yoksunuz? Güzel bir soru. Yine aslında niye güneyde yokuz'a sorusunun cevabına bağlayacağım. Biz şu an İzmir'de, Ankara'da, diğer şehirlerde aslında mercek altında bizim açımızdan. Doğru fiyatlı, doğru ürünü verebileceğimiz arsa bulduğumuz takdirde bütün büyük şehirlere bakmaktayız doğrusu isterseniz. Bulursunuz aradıktan sonra İstanbul'da yani, gibi zor bölgede buluyorsunuz. Zorlanıyoruz ama uğraşıyoruz. Yani hakikaten doğru ürünü verebiliyor olmak lazım. Çünkü burada İstanbul İzmir'e doğru hafif kayma başladı dikkat ederseniz. Bu trafik nedenleriyle vesaireler. İzmir gerçi çok şekilsiz büyüyor birazcık. Belki böyle tavırlar olsa dengesi ama İzmir'de bence Tayincioğlu olmalı ben. Öyle düşünüyorum. Evet ya İzmir'de şöyle biz aslında İzmir'deki ilk projemizi işte bundan yaklaşık 15 otelin, sene önce Türkiye'nin en güzel oteli. Evet, hala gittiğimizde kalıyoruz. Ben başka bir otelin sahip olmakla beraber o otele gidiyorum. Evet, orada öyle bir yatırım yapmıştık. İzmir Efes Oteli'ni satın alarak Swiss Otel'e çevirmiştik. Ama konut olarak da baktığımız yerler var. Yine keza Ankara'da bir takım yerlere bakmaktayız. Ama dediğim gibi önemli olan doğru lokasyonda doğru fiyatlı arsayı alabilmek. Aksi takdirde bir yerde proje yapmış olmak için yapmanın bir anlamı yok. Konut yaptınız. Sizin böyle bir portföyünüz var. Yani belki 15 bin kişi. Yani aday olsanız seçilirsiniz. Bu 20 bin kişi sizin evinizde oturuyor. Kaç bin biz, ev yaptınız? Yani konut adedinden ziyade çünkü bizde alışveriş merkezleri ve ofisler de çok var. Yaklaşık sadece olarak son 20 senede yaklaşık 4 milyon metrekarenin üzerinde inşaat yaptık. Yüzde bölerseniz 400 bin ev mi yaptınız? Yani işte 40 bin civarı 40 bin. Düşünebilirsiniz eğer yani konut adedi olarak görülecekse. En azından evinize kalıyor sanıyorum. Yani hane başına da 3 kişi oturduğunu, 3,5 kişi oturduğunu düşünürseniz tabii rakam çok büyüyor. Bir rakam. Ama tabii bunların bizde bazıları otel, bazıları ofis, bazıları AVM oldu. Dolayısıyla konut adedi belki yanıltabilir bizi. Ama 4 milyon metrekarenin üzerine inşaat yaptık. Ve tabii şimdi baktıklarımız, tabii özellikle İstanbul üzerinde baktığınız zaman artık daha alçak konutlara yönelmeye çalışıyoruz. Tabii bu da arsa kısıtlamasından dolayı sıkıntı yaratıyor. Örneğin Çengelköy'de yapmış olduğumuz arazimiz bizim yaklaşık toplamda 30 küsur dönüm arazide, 36 dönüme yakın bir brüt arazimizde. Ne bitecek Çengelköy? Ben meraklandım. Çengelköy 2 sene içinde bitiyor. Yeni başlıyoruz. 2 sene içinde bitirmeyi hedefliyoruz. 36 dönümde düşünün sadece 207 adet konut üretiyoruz. Bunu da özellikle böyle yapıyoruz. Hem düşük katlı hem mahalle ortamı yaratabilecek hem 10 küsur dönümü bahçe alanı olan, yürüme yolları olan, sosyal tesisi olan, kafesi olabilecek. Yani 200 konuta belki bu lüks gibi geliyor ama müşterimiz bunu istiyor. Bölgesine göre tabii değişebiliyor. Ama gerektiği yerlerde de daha yükselerek konut adetlerimizi artırabiliyoruz. Doyamadık. Süremiz bitti. Son söyleyeceğiniz nedir? Bu güzelim Tayincioğlu'nu güzel güzel anlattınız. Keşke saatlerimiz olsa. Söyleyeceğiniz mesajınız var mıdır? Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Son tek bir şey söylemek istiyorum hızlıca. Türkiye'de konut sahipliği şu anda %60 hala erkeklerde, %30 kadınlarda, %1,5 oranında ortak alım, geri kalanı kurumlarda. Dolayısıyla bu anlamda hepimize de iş düşüyor diye düşünüyorum. Konut sahipliğini biraz daha eşit hale getirmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Örnek aldığım, takdir ettiğim, keyifle izlediğim, bir beyefendi olarak, takip ettiğim biri olarak gelmenden de çok sevindim. Sevgili izleyiciler, yine değerli bir konuğumuzla günümüz bitti. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.